Değerli öğrencilerim, sevgili arkadaşlarım, selamlar, merhabalar. Evet, çok önemli ama gerçekten ve gerçekten çok önemli. Sınava yaklaştığında da, AYT Matematiğe yaklaştığında da mutlaka izlemen gereken, işte sınavda analiz etmekte zorlandığınız sorularda neler yapmanız gerektiğini anlatacağım. 3 videoluk bir seri yapacağım. Şimdi ne bunlar? Bize denklemi verilen fonksiyonların veya hatta ne diyorlar? Polinom fonksiyonlar diyor. Sen de polinom sorusu zannedip geçen yılki soru gibi zor soru deyip geziyorsun ortalıkta. Bu seriyi mutlaka izleyeceksin. Çok önemli şeyler anlatacağım ve 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 senden ilk defa bir şey de istiyorum. Beğen bakayım şu videoyu. Bir de abone ol. Gel şimdi. Şimdi bu videoda ne yapacağız? Bu videoda bir tık kolaylarını yapacağız. İkinci dereceden fonksiyonları inceleyeceğiz. Yani parabol. Parabol denklemler verildiğinde böyle türevle de birleştirmiş falan denklemler verildiğinde parabolün grafiği olduğunu nasıl çizeceğimizi anlatacağım. Bundan sonraki videoda 3. dereceden fonksiyonların grafiklerinin ve denklemlerinin nasıl olduğunu irdeleyeceğiz. Sonra 4. derecenlere bakacağız. Ondan sonra birkaç tane soruyla bitireceğiz. He, buraya yazdıklarımın her biri birer soru aslında. Karşına gelebilecek farklı yorumlarda neler yapman gerektiğini anlatacağım ve gerçekten çok önemli. Gerçekten çok önemli mutlaka 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 şimdi de dinle sınava girmeden önce de dinle bu not al buraya beğeniyor musun ne yapıyorsun bir şey yap bu video dinlenecek de yani tamam mı 1 2 3 üç, 3'ü de hadi şimdi ikinci dereceden polinom fonksiyonlar grafikleri dedik şimdi soruda fx diye de sorabilir px diye de sorabilir yani f olması p olması bizim için bir şey fark etmiyor şimdi bizim Fonksiyonlarımızın ikinci dereceden fonksiyonların grafiklerin isimleri neydi? Paraboldü. Şimdi parabollerimiz belli başlı kalıplarda çıkmıştı karşımıza. Birincisi x eksenini iki farklı noktada kesme durumu. Ne demiştik biz bunlara? x1 ve x2 demiştik değil mi? Kollar nereye doğru? Yukarı doğru. A sıfırdan büyüktü. Ya yani konuyu biliyorsunuz. Ben tekrar anlatıyorum. Böyle konunun detayına falan girmeyeceğim tabii ki. Şimdi bu şekildeki denklemler nasıldır arkadaşlar? px diye de yazabilirsin. fx diye de yazabilirsin. Baş katsayımız vardır a. Sonra x eksi x1. Sonra x eksi x2 şeklinde denklemlerini yazıyorduk. Burada a sıfırdan büyükse kollar yukarı doğruydu. a sıfırdan küçükse kollar aşağı doğru. Bir tane değer verip a'yı hesaplattırıyordu bize. Bunu biliyoruz. Şimdi birinci grafik şeklimiz buydu. Kollar yukarı doğru veya aşağı doğru x eksenin iki farklı noktada kesme durumu. Aynı zamanda bu denklemlerin deltası sıfırdan nedir? Büyüktür. Çünkü iki tane farklı kökü var. Peki başka ne durumumuz var? x eksenine teğet olma durumu. Teğet olma durumu bizim için çok önemli arkadaşlar. Mesela burada teğet. Burada nasıl kökler vardır diyorduk. Çift katlı kökler vardır diyorduk. O zaman bunun denklemi nedir? Bu sefer fx diye yazalım. Baş katsayımız a. x eksi x 1in neyi diyorduk Kare. Yani tet olduğu yerlerde nasıl kökler vardı? Çift katlı kökler vardı. Hmm. Şimdi o zaman burada türevle falan ilişkilendireceğimiz bir iki bir şey söyleyeceğim. Şimdi bir kere burada bilgi olarak burası f ise fx1 dediğimiz nedir? Sıfırdır. Bak fx 1 sıfırdır. Şimdi türevle de ilgili bir bilgi vereceğim. Tam buradaki çizilecek teğetin eğimi sıfır olduğu için bu soruların içerisinde f türev x 1 eşittir sıfır da çıkarsa karşımıza yani iki şu iki bilgi aynı anda çıkarsa fx 1 eşittir sıfır f türev x 1de de eşittir sıfır diye bir bilgi çıkarsa hemen x 1de de benim grafiğim x eksenine nedir diyeceksin teğettir. böyle de teğet olabilir tabii ki. Böyle de teğet olabilir. Baş katsayı hakkında bilgi verirse yaparsın. Tamam mı? Veya işte başka bir bilgi verir yerine yazarsın bulursun. Tamam mı? İkinci durumumuz bu. Teğet olma durumu çok önemli. Üçüncü durumumuz neydi arkadaşlar? Üçüncü durum, he bunu nasıl da sorabilir? Bak bunu nasıl da sorabilir? Orada hepsini arayışı anlatacağım. Böyle der, bunu verir bir de der ki fx büyük eşit sıfır der. Ha, diyor ki fx büyük eşit sıfır deyince aslında kollarının nereye doğru olduğunu söylemiş. Yukarı doğru. fx büyük eşit sıfır derse şu durum direkt iptal oluyor. Veya fx sıfırdan küçük veya eşittir derse bu duruma. Yani sorudaki verdiği bilgiler bizim için gerçekten ama çok önemli. Birazdan zaten göreceksin. Şimdi üçüncü durumumuz ne? X eksenini kesmeme durumu. Yani öyle ayakları havalarda. Öyle olma durumu. Neydi bu durumlar arkadaşlar? Delta sıfırdan küçüktü. Daima sıfırdan büyüktür diye sorduğunda bunları yapıyorduk değil mi? A'sı yani x karenin katsayısı sayısı sıfırdan büyük. Bu delta'nın sıfırdan küçük. A'nın da sıfırdan küçük olduğu durum. Ama bu denklemli sorularda yorumlaması zor olan sorularda bizim için en önemli durum şu ikisi. Bak şimdi sorularda karşımıza nasıl gelebilecek? He, burada hemen hemen şunların bir silip bir şey daha söyleyeyim. Bizim için parabolün Hatta dördüncü dereceden olduklarında da kullanacağız. Bunu çok önemli bir şeyimiz vardı bizim simetri ekseni. Simetri ekseni unutma. Şimdi simetri ekseni dediğimiz şey bize verilen parabolü tam ortadan bölen doğruydu. Birazdan şurada çok net bir şey vereceğim. Simetri eksenini iyi kullanırsan parabolü çok rahat çözersin. Şimdi simetri ekseni x eşittir r doğrusuydu. R'yi nasıl buluyorduk? Eksi b bölü 2a. Türevle de bulabiliyorduk ama. Türevi sıfır yapan değerdi. x eşittir r, r eşittir eksi b bölü 2a. Şimdi bak burası çok önemli. Simetri ekseni nasıl burayı tam ortadan bölüyorsa x1 x2 değil mi? Bak Kökler toplamının neyi burası tam yarısı. X1 artı X2 bölü 2. Eksi B bölü 2A formülü de oradan da gelebilir yani. X1 artı X2, x2 e, e, eksi B bölü A'ydı. Bölü 2 eksi B bölü 2A. Ha, burada bizim için önemli olan sadece burası değil. Simetri ekseninden 10 birim bu tarafa gittim mesela. 10 birim de bu tarafa geldin. Bunların değerleri birbirlerine eşittir. Ne demek istiyor hoca? Hoca şunu demek istiyor. Bir soru da fx ikinci dereceden fonksiyondur denildiğinde sorunun içerisinde f işte eksi 3 f 15 diye bir bilgi söyledi sana. f eksi 3 ile f 15 eşittir dedi. O zaman f eksi 3 ile f 15 eşitse bak eksi 3 burada 15 burada bir parabol mesela bu. Bunların değerleri birbirlerine eşitse sana gizli bir şekilde simetri ekseni söylemiş. Simetri ekseni bunların toplamlarının yarısı tam ortasındadır çok önemli. Bir parabolde iki değeri eşit verdiyse simetri ekseni yani R'yi söylemiştir. Nedir? Eksi 3 artı 15 bölü 2 6'dır. Sonra Y eşittir A çarpı X eksi R'nin karesi artı K ile R'yi hesapladın zaten altı yerine yapıştırıp yaparsın. Şimdi buralarda uygulamalarını göstereceğim. Çok önemli arkadaşlar. Bundan sonra üçüncü derecelerini ve dördüncü derecelerini de yapacağız. Onlar daha da önemli yapamıyoruz dedikleriniz. Bunu yine parabol bilgisiyle yaparsınız. Gel buraya şimdi. Px ikinci dereceden polinom fonksiyon olmak üzere dedi ve bütün soruları bu bilgiye göre çözeceğiz. Denklemlerini kuracağız. Yani bize bu şekilde bilgiler verildiğinde denklemi nasıl kurarız? Önemli olan nokta bu. Denklemi kurduğunda geçen yılki herkesin çok zor dediği soru işte bu yorumları iyi yapamayanların yapamadığı soru. Hadi gel. Ona da bakacağız. Üçüncü videoda ona da bakacağız. Px3, P15'e eşitmiş ve sıfırmış. E sıfırsa bu ikinci dereceden fonksiyonun nelerini söylemiş bize? Köklerini. Bak şimdi Şöyle küçücük grafiğini çizelim. Köklerinden biri eksi 3'müş, biri 15. İşte denklem bilgisini, grafik bilgisini aktartabiliyorsanız türev de çok kolay olur, limit de çok kolay olur. Önemli olan o denklemi grafiğe bir dönüştürmek. E köklerin bunlar, ne bilmiyorum şimdi buralarda grafiğim benim ya şu şekilde bir grafik olacak kolları yukarı doğru ya da şu şekilde kolları aşağı doğru bir parabol olacak. Bir bilgi daha vermiş. Ama ben ikinci dereceden denklem ve köklerini biliyorsam hemen yazabilirim. Derim ki ona fx eşittir baş katsayı bilmiyorum. Ah he, bu tarz soruların çoğunda şöyle der baş katsayısı 1 olan 2 olan 1 olan falan diyorsa yazacaksın sen. Ama biz söylememişiz. x eksi x1 yani artı 3 olduğu Eksi eksi olunca, onları biliyorsun. Çok detayına girmeyeceğim. Bu. Bakın, eksi 3 yazınca da sıfır oluyor. Şurayı p yazalım, p diye sormuşuz. 15 e, yazınca da sıfır oluyor. Şimdi p sıfırın kaç olduğunu söylemiş bize. Eksi 15, a'yı bulmak için sıfır yazıyorum şimdi. P 0 ne geldi arkadaşlar? A çarpı 3 çarpı eksi 15. Sonucunun eksi 15 olduğunu söylemiş. Eksi 15 olabilmesi için buranın sonucunun a'nın ne olması lazım? 1 bölü 3. Bakın poli fonksiyonu bulduysanız soruda soruları artık rahatlıkla bulabilirsiniz. Ben sadece denklemini bulmayı anlatıyorum şu anda. Bu kolaydı. Geçtik. Hangi e, P artı çıktığı için hangi durummuş grafiğimiz? Şöyle kolları yukarı doğru olan grafikmiş. Şimdi bunlara çok dikkat edin. İşte özellikle o geçen yılki sorunun yorumu burada başlıyor. Demiş ki P2 eşittir sıfırdır demiş. İkinci dereceden denklem yine px büyük eşit sıfır. Ha. Şimdi hemen diyeceksin ki sorunun başında ya bana ikinci dereceden bir fonksiyon diyorsa bu soru bu kesin parabol diyor diyeceksin bak. Bir kere kafaya çaktı mı? Sonra parabolün genel durumlarını hemen hatırla. X eksenini iki noktada kesebilir. X eksenine teğet olabilir. X eksenini kesmeyebilir. Şimdi burada P2 sıfır olduğuna göre X eksenini iki noktasında kesecek. Ha şunu da söyleyeyim. Teğet olma durumu da bir noktada kesme durumudur. Yani teğet ayrı bir durum değildir. Kesiyordur teğette de. Bir noktada kesme durumudur. Şimdi bu. Diyor ki bir de Px sıfırdan büyük veya eşit diyor. Px sıfırdan büyük veya eşitse diyor ki sana ya benim grafiğim x ekseninin altına hiç inmiyor kardeşim diyor. He o zaman o zaman hop Grafiğim ne oldu? Teğet oldu. Baş kat sayısı da 2. Hadi denklemini yazalım. Kökünü biliyorum. Bak x tepe noktasını biliyorum artık. 2'ye 0. İstersen oradan yaz. İstersen px eşittir. x eksi 2'nin karesi deyip işi bitirebilirsin. Baş kat sayısı da 2'dir dediği için 2'yi yapıştırıyorsun. Geçen yılki sınavdaki yorumlardan bir tanesi buydu. Px bir şeyden büyük olduğunda nasıl bir şey yapacağız? He burada px küçük eşit 0 deseydi. O zaman yine şöyle yapacaktım. A'yı ne vermek zorundaydı o zaman? Eksi vermek zorundaydı. İşte grafiği yorumladım. Ondan sonra grafiği yorumladıktan sonra soruyu ne soruyorsa takat takat takat. Hadi bakalım bir sonraki. Şimdi bir sonrakinde türevle ilişkilendirdim. Dikkat et. Diyor ki yine ikinci dereceden fonksiyondur diyor. P eksi 4 sıfırdır diyor. P türev eksi 4 de 0'dır diyor. P 0 da 32'dir diyor. Hmm. Şimdi bir kere hemen grafiği bir canlandırıyorum gözümde. Bir parabol ikinci dereceden dedi. Eksi 4 noktasında x eksenine ya değecek, kesecek ya teğet olacak. Şimdi P türev eksi 4 0'dır diyor. Şimdi parabollerin... Parabollerin türevlerinin sıfır olduğu yerler tepe noktalarıdır. Anladın mı? Bak dördüncü dereceden de üçüncü dereceden de, de çok çıkacak. Yani benim çukurumu veya tepemi bu parabol burada yapıyormuş. Yani yine eksi dörtte x eksenine teğet olduğu bilgisini vermiş. Ya grafiğim böyle ya böyle. P sıfırda 32 demiş. Bak o zaman eksi dörtte teğetse hemen denklemimi yazıyorum. P x eşittir. Baş katsayı bilmiyorum. Eksi de 0 tepe noktası x artı 4'ün karesi k'sı 0 bu. Şimdi a'yı bulmak için şu bilgiyi verecek. Kolların yukarı doğru olduğuna o karar verecek. Veya sorunun başında baş kat sayısı şudur diye de söyleyebilir. 0 yazıp 32 eşitliyorum şimdi. P 0 eşittir a çarpı 16 oldu 0 yazdığım zaman 32 iki. a'mız 2'ymiş. O zaman a 2 ise hangisi oldu grafik? Yukarı doğru olan oldu. Anladın mı? P türev bir şey sıfır diyorsa ikinci dereceden fonksiyonlarda sana onun neyini vermiştir? Tepe noktasını. Bak gelir sınavda. Hadi bakalım sonraki yorumlarımız. Şimdi sonraki yorumlarımızda bir artık zorlaştırıyoruz. Hadi gel demiş ki P6 P 2'ye eşittir o da 4'tür demiş. Yine ikinci dereceden fonksiyon. Bir parabolün orada anlattım. İki değerini eşit verdiyse sana neyini vermiştir? K'sını. Yani P6 ile P 2 şöyle küçücük şöyle çizeyim bak. P 2 şurada olsun. P6 şurada olsun. Kolları yukarı doğru bir parabol olsun şöyle. <laughs> şöyle kolları yukarı doğru bir parabol olsun. Bunların değerleri eğer birbirlerine eşitse şurada sana neyi vermiştir? K. K bunların ta, R'sini vermiştir. Pardon. Tam neresindedir? Ortasında. O zaman R'miz 6 ile neyin? Eksi 2'nin toplamının yarısıdır. Nedir o zaman buradan yarısını yazdığımız zaman? 4. 2'ye böldük 2. Yani bu fonksiyonun denklemi Px eşittir. A çarpı X. R'sinin 2 olduğunu bulduk. X eksi 2'nin karesi artı K'dır. Şimdi bu. Baş kat sayısına da 1 demiş. Hop baş kat sayısına da 1 yazıyorum. Denklemin bu. He bir de ne bilgisi vermiş? P6 da P-2 de 4'tür demiş. 6 yazıp 4'e eşitleyebilirsin K'yı bulmak için. Eksi 2 yazıp 4'e eşitleyebilirsin. Ama bu denklemi başka şekilde de kurabiliriz. Ben yorumunu bir verdim. Başka şekilde de kurabiliriz bunu. Nasıl kurarız bak? Px. Şöyle siyahla yazayım. Karışmasın çok. Px eşittir baş katsayısı 1 x eksi 6 çarpı x artı 2 derim. Bunu sıfır tamam mı? Bak kökü buymuş gibi hareket ettim. x eksi x 1. Kökü buymuş gibi hareket ettim bu. ikisi de 4 kalanı verdiği için yanına artı 4'ü yazarsın. Px polinomunun denklemi karşımıza çıktı. Bunları polinomlarda detaylı bir şekilde anlattık. Hadi bakalım. Şimdi 5. Yine ikinci dereceden fonksiyon iki şeyi eşit vermiş birbirlerine. Artık mı? İkinci dereceden denklemlerde iki değer eşit verildiyse bize r'yi vermiştir. r 12 ile 18'in toplamının yarısı. Kaçmış r'miz? 15'miş. Tamam. P0'ın da değerini vermiş bize. Kaçmış P0? 96'ya eşitmiş. O zaman buradan burada baş katsayısı 1 diye de yazacak arkadaşlar. Yazmayı unutmuşum. Baş katsayısı 1. O zaman kuruyorum denklemi. y eşittir Baş katsayı 1. r'nin 15 olduğunu buldum. X eksi 15'in karesi artı k. Yani tepe noktasının r'sini buldum ama k'sını bilmiyorum. Hemen ikinci dereceden denklem yazma formülümü yazıyorum. P 0.96'ymiş. Şimdi x gördüğüm şuraya yanlış mı yaptık biz? 30 yarısını aldık. O zaman şu değeri düzelteyim arkadaşlar. Ben bunu 10 için kurmuştum ya. Tepe noktası 10 çıkacaktı. Şurayı 8 yapalım arkadaşlar. Soruyu yazarken yeni yazdım soruları. Öyle kendi kafamdan size sırasıyla yazdım. Şöyle yazdım. Şurası 10 olsun. Tepe noktasının R'sinin 10 olduğunu bulduk. Şurası da 10 oldu. Tamam. 0 yazıp 96'ya eşitliyoruz şimdi. Şurayı da Px yapalım. 0 yazdığım zaman P0. 0 yazdım. Eksi 110'un karesinden 100 geldi. Artı K eşittir 96. K'nın da kaç olduğunu bulduk. 4. Ne soruyorsa artık soruyu çözebilirsiniz. Denklemini kurduk. Şimdi çok önemsediğim bir soru daha. Şimdi bunu dördüncü dereceden denklemlerde falan da yapacağız. Gizli bilgi var. Böyle bir şey çıkınca apşıp kalıyorsun ne yapacağım diye. Yukarıdakinin birebir aynısı. Yine simetri eksenini söylemiş. Yani ikinci dereceden fonksiyonlarda böyle bir şey eşit dediyse ne dedik? İki eşit şey varsa içlerinin toplamlarının Yarısı bana neyi veriyor? R'yi veriyor R'yi. R'miz 6'ymış. Bitti. O zaman baş kat da 1 demiş. Hemen yazıyorum. Px baş kat 1. R'nin 6 olduğunu biliyorum ama K'yı bilmiyorum. O zaman 1 çarpı x eksi 6'nın karesi artı K'yı yazdım. P7'nin 0 olduğunu söylemiş bize. Ha gerçi burada bu denklemi böyle kurdum. Bir şekilde daha kuracağım. 7 yazıp 0 eşitleyip K'yı bulun. Ama benim asıl yapacağım çözüm bu değildi. Kaptırdım kendimi bu çözüme gittim ama böyle de olur. Şimdi sildim bunu. Bir şey daha anlatacağım. Şimdi ne dedik? Bunların eşit olduğunu gördüysek simetriktir dedik. R'miz 6. Şimdi grafiği düşün bak. O zaman benim parabolümün R'si şurası 6. Buraya göre ne olacak? Grafiğim simetrik. Şimdi P7'yi de 0 vermiş. O zaman benim köklerimden biri 7. Nedir o zaman diğer kök söyle bana? nedir? Simetriktir değil mi köklerde? O zaman bu kök 7 ise bu kökte nedir? 5'tir. Baş katsayı 1 dediği için kollar da yukarı doğrudur. Oh, çıktı grafik. Gördün mü? O zaman denklemi şöyle de kurabilirim artık. Y eşittir. A çarpı x eksi 5'in karesi. X eksi 5 çarpı x eksi 7 de olarak da ne yapabilirim? Kurabilirim. Anlaşıldı mı? Evet arkadaşlar bu videoda ikinci dereceden denklemlerle ilgili karşınıza gelebilecek grafikle ilgili gelebilecek hemen tüm durumları verdim. Dediğim gibi bunu sınavdan önce de mutlaka dinleyin ama bundan sonra üçüncü dereceden olanlar için gelecek. Orada daha farklı yorumlarımız var. Sonra bir videoda dördüncü dereceden için olanlar gelecek. Sınavda artık karşına gelebilecek o kalıpların hepsini ağzını burnunu kırıp geçeceksin. Kendine çok iyi bak. Görüşürüz. Bay bay.